Wie bitte? Ich muss noch fahren. Ich kann nicht Deutsch, sorry, ein bisschen Deutsch. Können Sie Deutsch? Ein bisschen. Also, wir fahren auf Parkplatz. Okay. Okay. Guten Abend. Also wir machen Verkehrskontrolle. Einmal Führerausweis. Fahrzeug, haben Sie Ausweis? Fahrzeugausweis. Und noch Ausweis, Lernfahrausweis. Ja, okay. Kurse schon gemacht? Ja. Alles gemacht? Ja. Dann warten Sie jetzt noch auf definitiver Ausweis. Und dann noch ein Motorrad, noch der Ausweis. Ja, gut. Einen Moment bitte. Okay. Kommen Sie von der Arbeit, oder? Also jetzt gehen wir. Fertig. Waren Sie den ganzen Winter mit dem Chef? Weiß ich nicht. Nein, sehr gut. Ist das gut? Aber jetzt? Aber heute. Schönen Abend. Gut, ade, ade, ade.
Aslında bir yandan ayıktım yani. Siyah. Standart. Bende. Yani polis olma olasılığı %90'dı. Ve İsviçre'ye geldim geleli. Yanım ilk defa polis durduruyor. Tipik evrak kontrolü. Motor plaka falan kontrol yaptılar. Hani çalıntılı değil mi gibisinden. Alkol testi yapıldı. Öyle. Hadi oğlum gir, karanlıktan göremiyorum ki. Biri şu karı ısrar içiyor herhalde. Çünkü leş gibi kokusu geliyor. Burada böyle sokakta ısrar içebiliyorlar. Hatta marketlerde bile satılıyor ısrar yani. Sigara şeklinde. Yani ismini söylemek ne kadar doğru ama marihuana yani. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Lan bir hava almaya çıktık. Başımıza gelenlere bak. Ya aslında güzel oldu. Geldi. Hani herhangi bir eksiğimiz yok zaten Allah'a şükür. Korkulacak bir şeyimiz de yok. Neyse, hayat bir tecrübe. Geldi durdurdular, bize tecrübe ettik. Arkadaşlar, bu kontrolü de bu şekilde atlatmış olduk. Sizinle birlikte ilk polis kontrolüne girmiş oldum. Güzel bir tecrübeydi. Biraz heyecanlıydı gerçi ama. Ya ben aslında anladım polis olabileceğini, çünkü evden çıktığım zaman hızlı bir şekilde yaklaştılar. Sonra arkamdan sabit gelmeye başladı. Ben biraz hızlandım, onlar da hızlandı. Ben yavaşladım, onlar da yavaşlandı. Mesafeyi korudular aradaki. Hani olabilir mi olamaz mı diye. Normalde ben evden çıktıktan sonra lastikleri ısıtırım. Sağ sol yaparak. İyi ki sağ sol yapmamışım. Aşırt diye yapıştırırlardı cezayı. Gözüm sürekli aslında benim aynadaydı. Lamba yakacak mı? Lamba yakacak mı? Lamba yakacak mı diye. En son baktım, kırmızı stop. Yapacak bir şey yok. Yani korktuğum bir şey yok gerçi. Zaten bütün evraklarım tam. Motorumun da, benim de bir eksiğim yok. Allah'a şükür sorunsuz bir şekilde geçti. Dediğim gibi standart prosedürleri izlediler. Motor kontrolü yaptılar. Plaka kontrolü yaptılar. Ondan sonra alkol testi yaptılar. Evrak kontrolüydü işte, öyle geçiştirdiler. Aslında polisler gayet kibar ve nazik. Yani bir şey olduğu zaman rica ederek konuşuyorlar. Bu güzel bir şey. Hani sert değiller. Mesela bilmiyorum, hani ben genelde Türk polisi de aslında çok kibar. Bakmayın siz, hani sert olduğu söyleniyor ama bizim polisimiz de gayet hoşgörülü. Tabii insandan insana değişiyor bu ama burada kesinlikle ama kesinlikle nezaket kuralları dışına çıkamıyorlar. Bu güzel bir şey. Hani Amerikan polisi gibi değil. Hot, kaldır ödün, yat yere, kıpırdama falan, öyle bir şey yok. Tabii adamına da gördüğüm muamele var da. Ama velakin böyle atlatmış olduk. Öylesine bir konu başlığı için çıktım dışarı. Kameramızı açtık ama kameramıza dediğim gibi daha farklı bir olay yansıdı. Bunu da sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz diyeceğim. Hani beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz arkadaşlar, bu ve bunun gibi birçok video için, birçok güzel içerik için ailemize katılabilirsiniz. Kanalıma abone olabilir veya kanalıma katılabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.